Evet, kadın cinayetleri, kadına yönelik istismar ve sömürü yüzyılın en büyük problemlerinden biri. Bunun toplumsal altyapıları var. Çünkü genelde öldürülen kadınlar birinci derece erkek yakınları tarafından öldürülüyorlar. Ancak bunun en büyük nedeni ise evrensel yanlış kültür örnekleri. Çünkü evrensel hukukta, evrensel kültürde şöyle bir şey var. Kadın bedeni erkek bedeni kadar güçlü olmadığı düşünülüyor ve erkek bedeni de kendini diğer bütün bedenlere hakim, diğer bedenler üzerinde sömürü hakkını kendinde görüyor. Ve bu nedenle aslında çocuklar doğduktan itibaren bu rollere uygun yetiştiriliyorlar ve aile kültürü de aslında bunu besleyen bir şey. Anne babalar çocukları yetiştirirken kadına ve erkeğe ya da kız çocuğuna ve oğlan çocuğuna belli roller atıyor ve bu atanan rollerle beraber büyüdüklerinde onlardan belli beklentilere giriyorlar ve bu beklentileri yerine getirmemek de bir takım yaptırımlara neden oluyor ve bu yaptırımlar da aslında günümüz kadın cinayetlerini ve sömürüsünü besleyen bir figür haline geliyor. Koruma ve uzaklaştırma kararları öldürülen birçok kadın tarafından talep edilse de bunlar fiili bir etkinliğe dönüşemiyor. Normalde koruma kararları herhangi bir beyan alınmadan ya da herhangi bir delil aranmaksızın acilen alınması gereken kararlardır. Ancak bu kararları aldıktan sonra hükümet, tabii ki devlet kadın dostu politikalar üretmediği için koruma kararları ihlal edildiğinde de zorlama hapsine tabi tutulması gerekiyor. Ancak kadın dostu politikalar üretilmediği için ve bunun yanında işte cezasızlık, bireysel silahlanmanın artması, sansür gibi olaylar da bu ihlalin aslında yerine getirildiğinde herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağını düşünen erkek tarafından motive edici bir sonuca dönüştürüyor. Koruma kararını ihlal ettiğinde eğer zorlama hapsine gireceğini bilse onu yapmayacak. Mesela koruma kararını ihlal etmeyecek. Ama bunun farkında. Zaten haberler, gazete haberlerinde de işte çok 5 yıl yatar çıkarım, 3 yıl yatar çıkarım gibi söylemler var. Bir de namus anlayışı var tabii. Hani bu noktada OECD'nin Avrupa ve G20 ülkeleri arasında yayınladığı bir istatistiğe değinmek istiyorum. Ve bu istatistiğe göre Türkiye %38 oranla en üst sırada yer alıyor. Ancak dikkatimizi çekmesi gereken başka bir konu da Şili ve Meksika gibi gelişmemiş ülkelerin ya da az gelişmiş ülkelerin alt sıralarda yer alırken Danimarka, Norveç, İngiltere gibi ülkelerin de ilk 8'e girmiş olması. Ve burada aslında dediğimiz gibi önemli olan gelişmişlik düzeyi değil, hem bahsettiğimiz toplumsal cinsiyet rollerinin yaptırımları hem de devlet politikaları yer alıyor. Devlet politikaları da Orta Doğu'ya geldiğimizde İran'da Şah rejiminin kadınlar üzerindeki baskısı, Afganistan'da çetelerin kadınlar üzerindeki baskısı ve Türkiye'de de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi buna örnek sayılabilir. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek aslında hükümet tarafından olumlu bir olaymış, olumlu bir durummuş gibi lanse edildi. Hatta İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin kadınlar için çok daha olumlu, daha iyi sonuçlar doğuracağını ifade ettiler. Ancak İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten hemen sonra belli kampanyalar başlattılar. Ve bu kampanyalar işte Diyanet İşleri Bakanlığı'nın kendi kampanyaları, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın kendi sitelerinde yayınladıkları kampanyalarda kadın dostu projeler ürettiklerine dair söylemler vardı. Ancak İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonraki ilk tepkiler durulduktan sonra kampanyalar geri çekildi. Çünkü aslında amaçları biraz daha bu durumu sakinleştirmek ve insanlar üzerinde bir olumlu etki yaratmak isteğiydi. Kadınların işte örgütlenmesi, üretim desteğinin verilmesi, kadın örgütlerine erişimin yaygınlaştırılması, bireysel örgütlenme de çok önemli. Evet, toplumsal örgütlenme önemli.
Yani dernekler aracılığıyla ya da diğer kurumlar aracılığıyla örgütlenme çok önemli, ama bireysel örgütlenme de tabii ki en önemli, en kritik şey. Çünkü bir kadın kendi etrafındaki kadınları örgütlerse, onunla ilgili yani yaşadığı şeyin aslında yanlış olduğunu kendisi önce farkına varıp sonra çevresindekileri değiştirmeye çalışırsa, o zaman aslında çok daha rahat bir şekilde bir örgütlenme söz konusu olabilir. Derneklere erişim daha rahat olabilir. İnsanların, çünkü kadınların farkında olmadığı çok şey var. Yani aslında kendisine yapılan yanlışın yanlış olduğunu farkında olmayabiliyor çoğu zaman. Yani o yüzden bunu fark ettiği an, bir kıvılcım olduğu an, o da çevresindekileri örgütlüyor ve kadın örgütlerine erişmek istiyor. Bu noktada da kadın örgütleri eğer yaygınlaşırsa çok daha büyük